Askerliğimizin ilk günleri komutan dedi ki sivilde ne iş görürüz? Herkes sırasıyla söyledi. Sıran en sonundaki dedi ki komutanım ben sivilde şilopçudum. Komutan düşünü, düşünü şilop ne demek? Dedi nerelisin dedi el hazırlıyım. Dedi burada başka el var mı? Tabi herkes beni gösteriyor. Dedi söyle bu şilop ne demek? Dedim komutanım benim anladığım şilopsa Hani su kenarına gidik ya böyle sal gibi bir taş bulik. Onu böyle suya atik o sektire 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 en son diki Eğer anladığım şurupsa budur. Başka da bilmeyim. Baktım sıranın o başında bana doğru sesleneyim. Ya çok güzel anlattın. Aynı da o. Ben şulopçuyum. Similden şılopçuluk yapıydım. Komutan bu çocuğa askerlik bitene kadar sektirdi. Sektirdi ha kasa. He bir alay komutanı da şahit. Çocuk benden iki sene sonra askerliğim bitirdi ama çoğu şükür bitirdi. Askerliğimin bitmesine az kaldı. Bir tane genç geldi torpille o da komutanın postacısı. Daha yeni gelmiş heyecanlı çocuk. Komutan içeride buna bir şey söyledi Diyor ki git bunu kantinden al. Bu çıkı dışarı ben de kapının ağzındayım. Gel yanıma. Diyor ki abi ben unuttum ya ne alacaktım. Şimdi gidip sorsam ayıp olur. Dedim kardeş, gösür. Unutabilirsin insanlık hali. Gösüre ki komutanım yanlış bir şey almak istemiyorum. Bir daha söyler misiniz? Bunu gaza getirdim. Bir tekrar içeri gönderdim. Bu bir daha çıktı. Dedi abi yabancı bir isim söyledi. O da kantine var mı yok mu? Ben yine unuttum heyecandan. Ben ne yapacağım ne alacağım? Dedim bak kardeş gir içeri. Söyle ki komutanım sizin o söylediğiniz yoksa helva ekmek yalan mı? 7 sene sonra da o bitirdi askerliği.